herkesi kucaklamak gerektiğini daha konu küçük yaşlarda. Konu sesi geliyor, az geliyor. Az mı geliyor? Ses var, ses var ya. Ha. Acaba şey mi? Ses. Evet, belki mikrofon gömleğin içine girdiyse olabilir Ali abi. Oysa sesim gür ya. Cem Yılmaz'ı hatırlamıyor musun? Biri böğürüyor dedi arkadan. Ya nasıl sesim yok? Böğüren buydu. Öyle mi? Evet. Onu bilmiyorum. Ne anlattınız onu? Oo, bomba. Ya bomba falan değil. Cem Yılmaz'ı beklemişiz saatlerce. Yığılmış insanlar oraya. O kan revan içerisinde sıcakta. İçeri girdik. Biz oyuncu arkadaşlarla tabii misafirler olarak arkada oturuyoruz. Yanımda Asiye Kefeli, işte diğer oyuncu arkadaşlar. Bir soru sormak istedi. Kimseyi görmüyor arkadan ama. Ben de benim sesim geliyor. Asiye abla dedi ki dur dedi isteyelim müsaade. Yine duymadı. En sonunda ben seslendim. Dedim ki sevgili Yekta. Yekta da arkadaşımız bu arada. Yekta Koban sunuyor. Yekta Koban. Moderatörüz programı Yekta Koban. Güya. Dedim ki sevgili Yekta arkaya da söz hakkı verebilir misin? Çıktı tabii sesim. Duyuldu. Dedi ki ahaha arkadan biri böğürüyor dedi. Cem Yılmaz bunu söyledi. Sonra zaten salon buz kesti. Bir alkış, bir kısmı alkışladı. Bizim ekip böyle bir kaldı ne oluyor diye. Tabii ben çıkıp hesap soracağım dedim yani. Kalkacağım dedim. Gidip Abdurrahman'a haber verdiler ya. Abdurrahman Çelik geldi. Olay çıkarmayayım diye. Menderes Türel'in danışmanı eski telif hakları genel müdürü. Ya Ali evet. Abi geldi. Aman hani orada bir olay çıkarmayayım diye ki yapmazdı Cem zaten. Cem Yılmaz'ın ikinci bir söyleşisi daha var orada. Buna yasak geldi. Sanırım kara listeye aldılar bunu. Yazınalara vardır ya öyle. Ya çok komik. Oturuyoruz Ali abiyle. Ali abinin tostu gelmedi bir saat. Tost geldi küçücük orada. Biz onun geyiğini yapıyoruz. Bir telefonu bir çaldı. Arayan arkadaş yey dedi. Ben dedi duydum dedi. Buraya gelecekmişsin galiba dedi. Gelmesen olur mu ya dedim siz. Kafayı mı yediniz dedim ya. Hayır geleceğim yok zaten. Ali abiyle oturmuş sos yiyoruz orada. Hani zorla insanı yoldan çıkartacaksınız. Götüreceksiniz oraya ama, diye. Ama dur sen söylemeyeceksin. Yani sen Ali abi söylesin. Bana bir tost geldi. şimdi tostun ekmeği şu kadar. İçindeki peynir bu kadar. Kim bilir fiyatı ne kadar. Yani ödemiyorum. Ekstra ha. Ödemiyorum da. Yani lan böyle bir tost mu olur? Ya peynir nerede? Arıyorsun içinde peynir. Yok. Peynir de yoktu ama Ali abi. Evet. Şu kadar acıkmış. Hayır Züleyha'dan niye korktular? Ben onu anlamadım. Ne yapacak yani Cem Yılmaz'a mesela? Terbiyesiz işte. Ya o biraz burnu havada olmak. Biraz büyüklük işte. Önde bir iki tane goygoycu diye soru. Hmm. Yani böyle bu saatten sonra hele söyleşilerde Cem Yılmaz'ın her soruyu duyacağını, alacağını sanmıyorum. Bence duymasınlardı. Çünkü toplumun ben tabii izleyene, sevene bir saygı duyuyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. İzlesin, dinlesin. Ama zaten hiç gülmüyorum. Söylesine de gitmedim. Filmlerini de ekrandan izledim. Vallahi billahi sinemaya da gitmedim. Benim için başkadır. Yani çok özür diliyorum. Recep İvedik ondan daha iyi. En azından güldürebiliyor. Abuk sabuk da olsa sahneleri. Tasvip etmesem de ondan daha komik geliyor. Ama bu Cem Yılmaz'ın bu lümpenliği, bu kibiri, egosu. Belki ben gittim sonra karşısına lobide buldum. Siz dedim hoşunuza gitti mi dedim. Doğru bir şey mi dedim yaptığınız diye. Sonuçta siz soran kişi bendim dedim. Hayır benim orada zoruma giden Defne Samyeli böyle ağzı bir karış açık bakıyor. Hani bir kelam da etmiyor. Ya kardeşim senin koluna taktığın adam bir kadına hakaret ediyor. Yani sen ona espri... Aa ben ona espri yaptım. Otelin balkonunda terasında yakaladım biz ki. Oturuyorduk. Cem Yılmaz şeyle birlikte geldi. Samyeli'yle. Defne Samyeli'yle birlikte. Bu yapıştı hemen hesabını soracağım dedim ya boş ver gerek yok ama hiç bana ne içimde kalacağına ama gider bir daha öyle bir şey yapmaz yani. Bence iyi bir şey yapmış yani bir daha dikkat eder öyle bir şaka yapmaz ya da hani ya onlar yaparlar onlara hiçbir şey olmaz bak gerçekten onlar her daim kendilerine çıkacak yol bulurlar yani ben 2007'de girdim bu camiaya 2019 yani hiç olmaz dediğim her şey oldu vallahi billahi onlar devam ederler ve alkışlanırlar da. Onlar dediğin kim? Yani çok var onlar gibi türevleri benzer. Ben Cem Yılmaz'ı her filminde de bazı filmlerini keyifle izliyorum. Sinemada da izliyorum. Stand-up'ına da çok zekice espriler buluyorum. Eğleniyorum. Son yeni stand-up'ı ile ilgili nasıl bir talebin olduğunu şöyle anlatayım. Kıbrıs'tayım. Ataşehir'den tanıdığım biri aradı beni. Dedi ki Cem Yılmaz dedi
Dastas'a geliyormuş. Bir gece bir oyun oynayacak. Amerika'dan bir arkadaşım geldi. Bilet almak istiyoruz ona. 22 dakikada biletleri bitmiş. Evet evet tükeniyor. Tamam. Kara borçta 4000 lira. Değer mi? Dedim ki adam Amerika'dan Cem Yılmaz için gelmişse 4000 lira kaç dolar yapıyor öyle baksın. Yani izlemek istiyorsan. Evet. 4000 liraya verdiler aldılar. Vay be. Helal olsun. Ha o 4000 yani. Liranın kaç lirası Cem Yılmaz'a gidiyor bilemem ama böyle bir talep var şu anda Cem Yılmaz'a. Ya tabii ki talep olabilir Ali abi izlenebilir. Yani bu bireyden bireye hani herkese saygı duymalıyız. Seven var, sevmeyen var ama bizim burada kızdığımız nokta, daha doğrusu eleştirdiğimiz nokta espriyle, latife ile hakareti ve terbiyesizliği birbirine karıştırması. Yani sonuçta bir kadın var karşısında hani hep biz kadınlarımızı koruruz, kollarız diye ortada gezinirler ya. Bunu da bir başkasına yapmasınlar. Bu ikiyüzlülük ve ayrımcılık beni üzüyor. Hani net olsunlar, evet. Dürüst olsunlar. Canımız feda. Yoksa şahsi sorunum yok adamla. Sen yani, de böyle bir şey yaşamış olmasan hani belki ona bu mesafeyi koymazdın. Hani belki. Gülmüyorum, sevmiyorum dedin ya. Bir şeyin artık önyargın olmuş olabilir.